Sarımsaklarımız var. Burada hemen ayıtlayalım bunları. Blender'dan geçirerek hazırlayacağız sosumuzu. Ben şu anda 3 diş kullanacağım. Yeterli gelecek. Öncelikle süzme yoğurdumuzu blenderımızın içerisine koyacağız. Sarımsakla birlikte bunu ekleyelim içerisine. Biraz ceviz içi. Birkaç tane ceviz içini ayıracağım. Bunları da servis yaparken dekorasyon yapacağım. Ekmek için de parçalıyoruz. Bu şekilde içerisine. Şimdi biraz ılık su koyacağım içerisine. Daha rahat blenderdan geçirebilmek için. Ve şimdi limon suyu ekliyorum. Yarım limon yeterli olacaktır. Tuz, biber. Biraz tuz. Biraz da biber. Şimdi hepsini blenderdan geçireceğiz. Ve güzel bir dip sos hazırlayacağız. Ve biraz yağ koyalım. Şimdi biraz da sirke koyacağım içerisine ki ekşiliğini biraz daha arttıralım. Ama bunun yerine limon suyunu biraz daha arttırabilirsiniz. Sirkenin de özel bir lezzet katkısı oluyor. Blenderımızdan çıkartalım. Sosumuzu yanımıza alıyoruz. Sebze çeşitlerini mevsimin sebzelerine göre zenginleştirerek kullanabilirsiniz. Özellikle yakışanları şimdi seçelim. Mantar. Karnabahar. Kiraz domatesler. Brokoli. Çengelköy salatalık ve bir tane de havuç. Karnabaharları ayıtlayıp biraz bekleteceğim suyun içerisinde. Evet, karnabaharlarımızı biraz ıslattık. Onlar suyun içerisinde beklerken. Havucu da bu şekilde soyuyoruz. Orta kalınlıkta kesiyoruz havuçlarımızı. Ve tekrar uzunlamasına ince şeritler halinde kesiyoruz. Servis tabağımızın bir tarafına bu havuçları koyalım. Evet, havuçlarımız hazır. Şimdi brokolilerimizi de karnabaharda olduğu gibi biraz daha küçülterek kesiyoruz. Brokolileri de hemen havucun yanına koyabiliriz. Mantarları da yine 2-3'e kesebiliriz. Büyük olan parçaları. Hemen mantarları da havucun sol tarafına koyduk. Çengelköy salatalığımız var. Bunları da iki tarafını kestikten sonra ortadan ikiye kesiyoruz. Eğer büyük ve kalınsa tekrar ikiye kesebilirsiniz. Hemen bunları da mantarların yanına koyduk. Kiraz domatesleri sapları ile birlikte servis edebilirsiniz veya büyük olanları ikiye kesebiliriz. Bunları da havuçların yanındaki brokolilerin hemen yanına diziyoruz. Harika oldu. Şimdi karnabaharlarımızı da bu şekilde ayıtlanmış olarak suyundan süzerek hemen servis tabağımızda en baş köşeye koyuyoruz. Hazırladığımız dip sosumuzu da hemen ortadaki kaseye bu şekilde dolduruyoruz. Evet, ayırdığımız birkaç ceviz vardı. Onları da yanımıza alalım hemen. Çevresini de bu şekilde ceviz taneleriyle süsleyelim. Harika dip sosumuz ve yanında sebzelerimiz hazır.